Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Bunlar neden başıma geldi? Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim olmadığını belirtmek isterim. Ben Ferah. Sizlere yaşadığım bir olayı anlatacağım. Belki beni uyarmak istediler. Belki de büyük bir musibetin başlangıcı. İki şekilde de bu anılarla yaşamak zorundayım. Her gün olduğu gibi işten çıkmış evime doğru yürüyordum. Kulaklığımda en sevdiğim müziklerden biri çalıyordu. Etraftaki insanların seslerini, araba gürültülerini, konuşmalar ve tartışmaları kendimce geride bırakıyordum. Mesai bittiğine göre kimseyle muhatap olmak zorunda değildim. Evimin sıcak ortamının hayalini kuruyordum resmen. Eve doğru ilerlerken kalabalık olunca caddeden çıkmış, evime giden yarı taşlı, yarı toprak yola girmiştim. Elimi cebime attım. Cebimdeki çakayla oynuyordum. Yürüdüğüm yol bir an stena olduğundan dolayı taşmak zorundaydım. Yürürken kulaklığım çıkacak gibi oldu. Hemen elimi cebimden çıkarıp kulaklığımı düzelttim ama o esnada çakım da yere düştü. Hemen sağa sola baktım. Etrafta kimse yoktu. Hemen eğilip çakıyı yerden aldım. Geri ayağa kalkacağım esnada gözüm çöp konteynerına takıldı. Ben hangi ara buraya kadar geldim dedim. Çakıyı cebime koyup evime doğru yürümeye başladım. Ertesi gün tatil olması bana ayrı bir mutluluk veriyordu. Kulaklığım takılı şekilde evime gittim. Yüzümdeki gülümsemeyle eve girdim. Bizimkiler televizyon karşısında diziliyorlardı. Evdekilere selam verip odama geçtim. Duş alıp üzerimi giyindikten sonra bizimkilerin akşam yemeğinden kalanlarını ısıtıp yedim. Yanlarına geçip hem biraz televizyona baktım hem de bizimkilerle muhabbet ettim. Saat bayağı geç olmuştu. Bizimkiler uykum geldi diyerek teker teker odalarına gitti. Bir tek ben kalmıştım. Işığı kapatıp biraz televizyona baktım ama hiçbir şey yoktu. Sıkıntıdan patlayacaktım. Ben de gidip uyuyayım. Zaten televizyonda da bir şey yok dedim. Odama doğru giderken mutfağa geçip bir bardak su içip yatağıma girdim. Yatağa yattım yatmasına ama yorgunluktan olsa gerek ayaklarımda bir ağrı hissetmeye başladım. Ayak bileğimden yukarı doğru çıkan bir ağrı. Canımı çok yakıyordu. Biraz ovalayıp tekrardan yattım ama ağrı bir türlü geçmiyordu. Bir sağa, bir sola dönerek uyumaya çalışıyordum. Ofladım, pufladım ama bir türlü uyuyamıyordum. Ben uyumaya çalışırken kapının önünden kedimin miyavladığını duydum. Yarıma gelmek istiyordu ama kapı kapalıydı. Ondan miyavlıyordur diyerek kalkıp kapıyı açtım ama kedim ortalarda yoktu. Hole baktım bomboştu. Kapıyı örtüp geri yatağa döndüğümde yatağımın üzerinde bir kabartı vardı. Karanlıktan tam seçemediğim için hemen ışıkları yaktım. Kedim yatağımın üzerine uyuyordu. Hangi ara girdiğini düşünüyordum. Sonuçta kapıyı hafifçe aralayıp dışarı baktım. İçeri girse muhakkak görürdüm. Pek fazla üzerine durmayarak yanına gidip yattım. Hafiften sarılarak uyumaya çalıştım. Gözlerim ve bedenim ağırlaşmaya başlamıştı. Uyudum. Anladığım kadarıyla daha uyuyalı fazla olmamıştı ama panik şekilde uyandım. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Bedenim ve bilincimin tam olarak kontrolünü sağlayamıyordum. Odada bir şey arıyordum ama neyi? Çekmeceleri, rafları, dolabı her yeri dağıtmaya dökmeye başladım. Odanın ortasında durdum. Sağa sola istemsizce kafamı çevirip garip şekilde elbiselerimi elime alıp yırttım. Her şeyi görüyordum. Bunu ben yapmıyordum. Biliyorum. Raftan yere düşen kitaplardan birini elime aldım. Sayfalarını çevirmeye başladım ama bomboştu. Bu kitabı okumuştum. Nasıl bomboş olabilirdi ki? İçimdeki binlerce düşünceyle beraber korkmaya başladım. Bir an ayaklarımdan güç çekildi. Olduğum yere çöktüm. Hala bedenimi kontrol edemiyordum. Uyuşmuş gibiydi. Gözümün ucuyla etrafa bakarken pislik içinde hafif ıslak iki çift ayak tabanı gördüm. Kafımı kaldırmaya çalıştım ama kaldıramıyordum. Gözlerimle olabildiğince yukarıya baktım ama istediğim şekilde görememiştim. Öyle ayaklarının arkalarına bakarken birden saçım çekildi. Hem saçımdan hem kollarımdan tutarak beni evin koridorunda sürüklemeye başladılar. Çığlık çığlığa bağırıyordum. Bu lanet evde sesimi neden kimse duymuyor diye bağırıyor bir yandan da beni tutup sürükleyenleri yalvarıyordum. Beni umursamadan devam ettiler. Gözüm saate takılmıştı. Saat gecenin üçüydü dış kapı açıktı. En son hatırladığım merdivenlerden düştüğümdü. Gözlerimi açtım da karanlık, loş bir yerdeydim. İğrenç şekilde kokuyordu. Ellerim kollarım bağlanmış şekilde sandalyede oturuyordum. Etrafımda kimse yoktu. Kimse var mı diye seslenmek için bağırmaya çalıştım ama bağıramadım. Gırtlağımda garip bir ağrı vardı. Bir şey vardı ve çıkaramıyordum. Ördüm ama bir türlü çıkmadı. Artık ne gücüm ne de takatim kalmıştı. Çok soğuk bir yerdeydim. Gözlerim karanlığa alışmaya başladığında buranın bir mağara olduğunu anlamıştım. En ufak bir su damlasını dahi duymaya başlamıştım. Yankı vardı. Hem çaresiz şekilde ağlıyor hem de neden burada olduğumu düşünüyordum. Ağlarken bana doğru yaklaşan karartıları fark ettim. Daha net görmek için dikkatli şekilde baktım ama yüzlerini pek seçemiyordum. Yavaş yavaş yaklaştılar. Hiç adım sesi duymuyordum. Süzülüyorlar mıydı? Uçuyorlar mıydı bilmiyorum. Bana yaklaştıklarında gözlerine belirsizlik vardı. Korkutuyordu. Gülümsüyorlardı. Hem de dişlerini göstermeden. İkisi de ikiz gibiydi. Ağızları kıpırdamadan, korkutucu şekilde sesler çıkararak bir şeyler söylediler. Söyledikleri mağaranın içinde yankı yapıyordu. Onlar ne söylüyordu bilmiyorum ama canım yanıyordu. Her kelimelerine canım daha çok yanıyor, acıyordu. Sanki her yerime iğneler batırıp canlı canlı dişimi çekiyorlardı. Öyle bir acı. Bağırışları bitince ikisi iki yandan yanıma geldi. Eğildiler. Arkamda bağlı olan ellerimle oynuyorlardı. Ne yaptıklarını bilmediğim için çekmeye çalışıyordum ama olmuyordu. Bir ara tırnağımda bir acı hissettim. Ne yapıyorlar diye baktığım esnada birden tırnaklarından birini yerinden çıkardılar. Böyle bir acıyı hiç hissetmemiştim. Bağırarak ağlıyordum. Çaresiz olmak gerçekten kötüydü. İçim titriyordu. Diğer parmağıma da aynı şeyi yapacaklardı. Çok yavaş hareket ediyorlardı. Hiç aceleleri yok gibiydi. Çırpınıyordum. Çırpınırken sandalye birden devrildi. Ellerim bir anda boşa çıktı. Hemen toparlanarak mağaranın çıkışına doğru koşmaya başladım. Sanki koşarak onlardan kurtulacakmışım gibi. Umut işte. İçimde az da olsa vardı. Mağaranın dışına çıktım. Etraf karanlıktı ve nereye gideceğimi bilmiyordum. Bilmediğim bir yerdeydim. Koşmaya başladım. Dağlık bir alandaydım. Her yer kayalık ve taşlarla doluydu. Hızla koşuyordum. Arkama dönüp baktığımda o iki varlık arkamdan yavaş şekilde geliyordu. Güldüklerini görebiliyordum. Hala o iğrenç gülümseme yüzlerindeydi. Kaçamayacağımı, uzaklaşamayacağımı biliyorlar gibiydi. Onlara bakarken koştum ama yol bitmişti. Uçurumun kenarına gelmiştim. Arkamı dönüp o varlıklara baktım. Bana yaklaşıyorlardı. Tekrardan uçuruma baktım. Yüksekti. Karanlıktan dibi görünmüyordu. Acı çekerek ölmektense bir anda ölmek daha mantıklı diyerek uçurumdan aşağı atladım. Ben uzun bir düş beklerken çok kısa sürmüştü. Ayaklarım haricinde hiçbir yerim ağrımıyordu. Arkama dönüp baktığımda o dipsiz uçurum bir metre bile olmayan yüksekliğe dönüşmüştü. Hemen toparlanarak koşmaya başladım. Saklanacak bir yer arıyordum. Gözüme iki büyük kaya çarptı. Hemen arkasına girip saklandım. Az da olsa dışarıyı görebiliyordum. Onlar gelmişti. O iki çarşaflı gülen varlık. İleri geri giderek hızla hareket ediyorlardı. Beni arıyorlardı. Nefesimi tutmuş onları izliyordum. En ufak ses bile çıkarmamam lazımdı. Onlara bakarken görüş açımdan çıkıp uzaklaştılar. Kısa kısa nefes alıp vermeye başladım. O an arkamda birinin varlığını hissettim. Elleriyle ağzımı tutup kulaklarıma yaklaşıp sus dedi. Hafiften dönüp baktım da, bunun sevdiğim çocuk Ferman olduğunu gördüm. O an mutluluktan ağlayacaktım resmen. Kurtulmuştum. Ferman bana yardım edecekti. Ferman hafiften kafasını dışarı çıkarıp baktı bana dönüp gittiler diyerek yüzümü kaplayan elini çekti. Hemen fermana sarılıp ağlamaya başladım. Neler oluyor diye fermana sordum ama bir şey demeden saçlarımı okşayarak bana sarılıyordu. Bir şey söyleyip söylememesi umurumda değildi. Tanıdık bir yüzün yanında olması bana yeterdi. Buradan fermanın yardımıyla kurtulacaktım. Fermana tekrardan sarılıp hemen gidelim buradan dedim. Elimden sıkıca tutarak kayaların arasından sertçe çıkardı. Canım acımıştı ama kurtulmanın heyecanı bunu bastırıyordu. Kayaların arasından çıkıp birkaç adım attıktan sonra ferman elimi bırakıp bileğimden tutmaya başladı. Çok sert tutuyordu. Geldiğim yana doğru yürümeye başladım. Ferman yanlış yere gidiyoruz. Oradan değil bu taraftan gitmeliyiz dedim ama beni dinlemiyor. O mağaraya doğru yürüyordu. Bırak diyerek bileğimi bıraktırmaya çalışıyordum ama bırakmıyordu. Bileğimi çok sert tuttuğundan canım çok acıyordu. Ağlayarak yalvarıyordum. Resmen beni sürükleyerek mağaranın içine soktu. Çözülen ipleri yerden alıp tekrardan beni bağladı. O iki gülen kara çarşaflı varlık Ferman'ın yanına doğru yaklaştı. Ferman da alaycı şekilde gülmeye başladı. Kahkaha atıyordu Resmen. Ben ise onların yüzüne korkuyla çaresizce bakıyordum. Beni ağır ağır öldüreceklerinden şüphem yoktu. Ne yaptım da bu duruma düşmüştüm? Ferman karşımda üzerindeki elbiseleri çıkarmaya başladı. Elbiseleri çıkarınca vücut hatlarını net görebilmiştim. Vücudu insan vücudu değildi. Girintili çıkıntılıydı. Kaburgasından çıkmış kemiklerini görebiliyordum. Hemen gözlerimi kapattım. Çığlıklar atarak bağırıyordum. Saçımı asılıp başımı geriye çektikleri anda gözlerimi açtım. Yapacakları şeyleri görmemi istiyorlardı. O iki varlık etrafımda dönüp bir şeyler söylemeye başladı. Onları izliyordum ama bir yandan da ferman izliyordum. O iki varlık ellerini üstü hala çürümüş etle kaplı olan kemikleri aldılar. Boynuma değdirerek kollarımı ve sırtıma vuruyorlardı. Anladığım kadarıyla ayin gibi bir şey yapıyorlardı. Ferman ise elindeki bir keseden yere tozlar serpiyordu. Ferman'ın ne yaptığına bakarken şerli varlık vurmalarını daha da sertleştirmişti. Ferman'ın işi bittiğinde kenarda duran uzun sopayı eline aldı. Yere döktüğü tozu değdirdi. Toz bir anda alev aldı. Alevler bana doğru geliyordu. Gitgide yaklaştı. Ayak uçlarımdan tutuşmaya başladım. Yanıyordum. Resmen ateşler içinde can çekişe çekişe yanmaya başladım. Bir yandan bağırıyor, bir yandan yalvarıyordum. Ferman ve yanındaki o iki şerli varlık gülerek bana bakıyorlardı. Ferman ateşin içine girip yanıma kadar geldi. Ardından kulağıma bilmediğim dilde bir şeyler söyledi. Ferman sözlerini bitirdikten sonra biz her yerdeyiz unutma dedi. O sözlerini söylerken bilincim kapanmıştı. Bir anda sıklam şekilde gözlerimi yatakta açtım. Hemen telefon elime alıp saate baktım. Saat üçtü. Parmağım da acayip şekilde acıyordu. Hemen ışığı açtım. Tırnağımın biri yoktu. Kanıyordu. Rüya sanmıştım ama rüya değilmiş. Kolumda da acı hissetmeye başladım hafif derecede yanmış ve kabarmıştı. Üzerimdeki her şey sırılsıklam olmuştu. Üstümü değiştirip yatağıma baktım. Yatağım da sırılsıklamdı. Onları da değiştikten sonra dua ederek yattım. Kurtulduğum için mutluydum ama çok korkuyordum. Bana neden bunu yaşatmış ve zarar vermişlerdi? O geceden sonra buna benzer hiçbir olay yaşamadım. Hayatıma bu yaşadığım olayla ve onların varlığına inanarak devam ediyorum. Birinci hikaye bu kadar arkadaşlar. İkinci hikaye başlıyor. Merhabalar. Sizlere başımdan geçen olayları anlatmak istiyorum. Adım Selam. Şu anda 19 yaşındayım. Bundan yıllar önceydi. 8 yaşındaydım. O gece şiddetli şekilde yağmur yağıyor. Çakan şimşekler her yeri aydınlatıyordu. Annemle babamın yanında yatmama rağmen korkuyordum. Gözcüyle perdenin arkasında çakan şimşeğin odanın aydınlatmasını izliyordum. O zaman evimiz hatırladığım kadarıyla iki oda bir salondu. Şimşek çakarken gözüm yerdeki şeye takıldı. Bir insan gibi yerde yatıyordu. Ne olduğunu tam olarak anlamak için şimşeğin çakmasını bekledim. Şimşeğin çakmasıyla görebilmiştim. Bu babam da bembeyaz elbiseleriyle yerde boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Etrafında ise beş şişeler vardı. Bir şey olduğunu düşünerek yardım etmek için yataktan çıktım. Başucuna geldiğimde babamın ayaklarının ucuna bir karartı vardı. Uzun boylu, uzun elbiseli biriydi. Elinde ise uzun bir çubuk vardı. Sağ eliyle bana üç kere gel işareti yaptı. Babamın yanından kalkıp o varlığın yanına doğru yürümeye başladım. Tam kapıdan çıkacağım esnada annemin sesini duydum. Kızım hayırdır? Nereye gidiyorsun dedi. Babamın yanına gidiyorum anne dedim kızım. Babam bak burada uyuyor. Gel dedi. Kafamı çevirip yatağa baktım. Annem ve babamı gördüm. Hemen geri koridora baktım. O varlık orada yoktu. Hemen koşup annemin boynuna sarıldım. Çok korkmuştum. Cin nedir? Kötü varlıklar nedir bilmiyordum. 13-14 yaşlarına gelmiştim. Sürekli olarak görmeye başladım. Evde yalnız kaldığım her an onları görüyordum. Bazen gece uyandırıp götürüyorlardı. Kapı kilitli olduğundan şükür ki dışarı çıkamıyordum. Çoğu vakit kapının önünde ağlarken annemler beni buluyordu. Gece uyumaya korkar olmuştum. Gözlerimi her kapadığımda odanın içinde biri dolanıyor gibiydi. Ayak seslerini duyabiliyordum. Rüyalarımda da yalnız değildim. Her gece rüyalarımda kabuslar görüp korkarak uyanıyordum. Korkuyla gözlerimi açtığımda bir anlığına da olsa onları görebiliyordum. Onlar benimleydi. Onlar benim odamda, evimde ve benim beynimdeydi. Nefes alışverişim sanki onlar için gibiydi. Korkumdan besleniyorlardı. Seslerini, konuşmalarını duyuyordum. Doğum günümden sonraki gece oturma odasında kitap okuyordum. Babam yatmış, annem ise mutfağı topluyordu. Gözüm üzerime düşen gölgeye takıldı. İlk başta kitaba daldığım için pek dikkat etmedim ama gölge neredeyse odanın lambasını kapatacaktı. Kafamı kaldırıp tavana baktım. Kısa, kır saçlı, uzun burunlu, buruş buruş olmuş yüzü ve elleriyle tavanda asıl duran bir kadın bana bakıyordu. Saldı saldıya damlıyordu. Gözlerimi hiç ayırmadan bana bakan gözlerine bakıyordum. Üstüme atlayacak gibi ileri geri hareket etmeye başladı. O esnada annemin sesini duydum. İçeri girmişti. Lambaya fazla bakma, gözlerini bozacaksın dedi. Başımı anneme çevirip Annemin yüzüne baktıktan sonra geri kafamı tavana çevirdim. Orada yoktu. Ağzımı açık şekilde anneme baktım. Dilim tutulmuştu. Yatağıma gittim. Benimle beraber benim yatağımda yatıyor gibiydi. Tenimdeki her bir tüy ürperiyordu. Bu süreçte garip alışkanlıklar edinmeye başladım. Resmen temizlik hastası olmuştum. En ufak toz, en ufak bir pislik beni rahatsız ediyordu. Sanki her şey pislik içinde gibiydi. Annemlere gördüğüm şeyleri, yaşadığım olayları anlattım. Annem de beni bir hocaya götürdü. Adam bir kağıda bir şeyler yazıp çizdi. Ardından biraz okuyarak beni gönderdi. Bir türlü yaşadıklarım düzelmiyor, geçmiyordu. Bu süreçte 4-5 ev değiştirmemize rağmen olaylar devam ediyordu. Psikolojim alt üst oldu diyebilirim. Gece uyuyamaz olmuştum. İnsan sabaha kadar temizlik yapar mı? Ben yapıyordum. Her yeri didik didik temizliyordum. Kafamın dağılmasını, sesleri duymamı engelliyor gibiydi. Hep bir şeylerle uğraşmak işe yarıyordu. Bir gece saat 3'e kadar temizlik yaptım. Banyoyu, mutfağı iyice temizledim. Elimdeki tırnak kenarlarındaki etlerim parçalanacak gibi olmuştu. İşim bitince yorgun argın yatağıma gidip yattım. Daha sırtımı yatağa koyup üstümü battaniye çeker çekmez üzerime bir ağırlık çöktü. Nefes alamıyordum. Gözlerimi açıp baktığımda kara bir varlık üstümde oturuyordu. Kafam haricinde hiçbir yerim hareket etmiyordu. Odan içine baktım. Birkaç kişi durmuş öylece bana bakıyorlardı. Bakışlarına nefret vardı. Onların aralarından ufak bir çocuk bana doğru yaklaştı. Tahminimce 9 yaşlarında kumral saçlı kahkülü olan bir çocuktu. Yanıma geldi. Elini başıma koydu. Gözlerim bir anda kapandı. Uyandığımda sabah olmuştu. Üstüm başım pislik içindeydi. Vıcık vıcıktı. Hemen kalkarak yatakta ne var ne yoksa her şeyi dışarı attım. Banyo yapıp temizlendim. Aklıma geldikçe midem bulanıyordu. Gene gece olmuştu. Odama geçtim. Kitap okuyordum. Koridordan bir şeyler geçmeye başladı. Ama hattinden fazla hızlıydı. Başımı her yere eğdiğimde hızla geçiyordu. Gidip kapıyı örttüm. Onları görmek, varlıklarını hissetmek istemiyordum artık. Odamın kapısındaki buzlu camın ardında kapı kadar uzun birini gördüm. Orada duruyordu. Geri geri birkaç adım atarak yatağa oturdum. İki elimle yüzümü kapatarak doğa okumaya başladım. Nefes almakta zorlanıyordum. Panik atak geçiriyordum. Titremeye başladım. Bir süre doğa okuduktan sonra korka korka ellerimi gözlerimden çekip kapıya baktım. Orada yoktu. Kendimi çok kötü hissediyordum. Kirli gibi. Duş alıp rahatlamak için kalktım. Evdekiler uyuyordu. Banyoya girdim. Şofbeni çalıştırıp duşumu alırken kapının arkasındaki havlular belli belirsiz hareket ediyordu. Ben havlulara odaklanmışken çat diye ses geldi ve elektrikler kesilmişti. Bu durum banyodayken hep başımıza geliyordu. Telefonun ışığıyla gidip şalteri kaldırdım. Gidip yatağıma yattım. Bir türlü uyuyamıyordum. Gözüm uyku girmiyordu. Saat sabahın dördü olmuştu. Bir adımla seslendi. Kulaklarımı diktim. İçim tarifsiz bir korku sardı. Bir erkek bana adımla sesleniyordu. Yataktan kalkıp dua ederek korkak adımlarla sesin geldiği oturma odasına gittim. İçeride kimse yoktu. Salona, mutfağa baktım. Kimse yoktu. Annemlerin odasının kapısı açıktı. Geçerken Onların odasına da baktım. Uyuyorlardı. Odama geçip yattım. Sabah kahvaltı yaparken bizimkilere adımla siz mi seslendiniz dedim. Babam saat kaç gibi diye sordu. Sabah dört gibi dedim. O, biz o saatte kaçın rüyayı görüyorduk dedi. Bu yaşadıklarım neden oluyordu? Artık gücüm kalmamıştı. Ne uyuyabiliyordum ne de psikolojim yerine kalmıştı. Artık olmayan şeyleri var gibi hissetmeye başladım paranoyak olmuştum. Bir akşam vakti Kur'an okumak için banyoya gidip abdest almaya başladım. Bir türlü abdest alamıyordum. Sürekli olarak karıştırıyordum. Aklıma hep farklı şeyler geliyor, dikkatim dağılıyor. Nerede kaldığımı unutuyordum. Alamadım. Bir türlü abdest alamadım. Banyodan çıkıp Kur'an'ı göğsüme bastırarak oturdum. Garip şekilde derin derin nefes alıp veriyordum. Odamın içine giremiyorlardı. Kur'an onları uzakta tutuyor gibiydi. Koridorda dolanıp pencerenin dışından rahatsız ediyorlardı. Aradan günler geçiyordu. Bu yaşadıkların birini anlatamıyordum. Arkadaşlarımın benimle dalga geçmesini istemiyordum. Anlattığım birkaç kişiye dalga geçip deli damgası vurarak benimle muhataplarını kesmişti. Korkuyorum ama bir şey yapamıyordum. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bir gece yatarken mutfaktan bardak kırılma sesi geldi. Annemin düşürdüğünü düşünüp bir şey olmasın diyerek mutfağa gittim. Ben mutfağa yaklaştıkça uğultulu şekilde konuşmalar, fısıltılar ve eşyaların kırılma sesleri gelmeye devam ediyordu. Bunun annem olmadığını anlamam uzun sürmemişti. Koşarak hemen odama girdim, kapıyı örttüm. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmişti. Hiçbir şey yaşamadım. İlk defa bu kadar uzun süre bir şey olmamıştı. Gittiklerini umarak normal hayatıma dönmeye başlıyordum. Bir gece Normal şekilde uyudum. Sabah uyandım da, dilim tutulmuş konuşamıyordum. Doktorlara falan gittik ama kimse bir çare bulamıyordu. Annem bir hocaya gidelim dedi. Araştırmaları sonucunda bilgili bir hocaya götürdüler. Hoca biraz masraflıymış. Beni bir odaya götürdü. İçerisi hafif loştu. Adam bir şeyler okumaya başladı. O okuyunca yanında birileri belirdi. Bunlar benim gördüklerim oranla beyaz giyimliydiler. Odanın içinde bo bo sık sık kelimeleri yankılanarak tekrarlıyordu. Ben bu sesleri duyunca gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Hoca gözlerini kapat kızım dedi. Dediğini yaptım. Birden dilim çözüldü. Nefes alıp vermem rahatlamıştı. Kulağım sanki hep tıkalıymış gibi birden açıldı. Her şeyi duyabiliyordum. Birkaç dakika sonra tamam kızım gözlerini açabilirsin dedi. Gözlerimi açtım. Hoca gel kızım diyerek annemlerin yanına götürdü. Hoca kızınıza yıllar önce cinler musallat olmuş. Yıllardır onların pençesinde de bilinip durmuş kızcağız ama şimdi rahatladı. Yavaş yavaş üstündeki psikolojik ağırlığı da atacak. Allah'ın izniyle de kurtulacak. Vereceğim muskayı bir süre taksın. Kendin ne zaman tam olarak iyi hissederse o zaman çıkarabilir dedi. Bizimkiler teşekkür ederek o zamanın parasıyla 5000 TL gibi bir ücret verdiler. Şimdi iyiyim, rahatsız edilmiyorum. Normal yaşantıma geri döndüm. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.